Arkadaşlar merhaba. Karavanıma hoş geldiniz. Ne zaman başlıyoruz? Hemen şimdi. Ne kullanacağız? Arabanın olayı ne zaman direksiyonun başına geçseniz gerçek bir deneyim. Size söylemeliyim, burada bir sihir varmış gibi hissettiriyor. Gözümün önündesin kral, mafyasın be. Bir şeyde saklıyorsak sebebi var oğlum. Sebebi var. Evde bilmiyoruz ama koruyacağız pedallarını, hepsini şurada. Buraya karavan dışında giriş yapılmıyor. Lan çok iyi. Yerine geldik. Buraya güzel bir karavan parkı yapmışlar. Bizi de güzel bir yere aldılar. Burada müthiş bir gün batımı. Bu akşamın ilk yemeğini. Tavuklu makarna. Karavanımız şekil. Elektriğimiz. Muazzam bir gün batımı var ya. Tek karavanlara özel bir alan. Normalde ileride bir sürü bungalov falan var ama onların hiçbiri bu kadar güzel izleyemiyor gün batımını. Biz izliyoruz. Burada terası da var. Yarın bir terasa çıkarız. Çok iyi. Buraya şeyden çok geliyorlar. Yanlardan, bungalovlardan gün batımı izlemeye. Şunlar da böyle glamping yapmışlar. Burada bir tane bungalov gibi var. O da bizim kral. Mafyasın ya. Gözümün önündesin kral, mafyasın be. Gökyüzü hala ateş ediyor ya. Masa da hazır. Afiyet
aydın. İstanbul'da kamptan. Beni beni düşündü şu an. Güzel hissediyor. Böyle kamplar, mambolar güzel yayınlık. Karavanı aldık. Şile'ye çektik alır almaz. Ataköy civarından. İçi bayağı geniş. Burası zaten sürücü koltuğu. Televizyon var uydulu. Gözler. Burada bir oturma alanı var. Bunlar yasak oluyormuş. Ya bu karavan 5 kişilik. Burada 2 kişilik yer var. Hemen burada yine bir 2 kişilik yatak. Burada tek kişilik yatak ranzalı. Buraya eşyaları koyduk biz 2 kişi olduğumuz için. Mutfağı burası. Düğmeli falan, buna basınca hop, suyumuz akıyor. Ocak var, tüplü ocak. Tüpümüz burada. Burada buzdolabı var. Buzdolabı işte aldık bir şeyler. Buralar hep göz. Kilitledik hepsini araç hali, araç hareket halinde sıkıntı olmasın, düşmesin diye. Bu tuvalet ama hiç kullanmadık. Kamp alanında olduğumuz için yakın zaten. Burası da banyo. Kapılar çarpmasın diye. Burada bir iki kere duş aldık ama yine kamping alanında gerek kalmadı. Duş var, bilmem ne var. Her şey var. Burada işte bütün malzemelerimiz. Üstte güneş enerjisi var. Burada da yine şoften ayarlanabiliyor. Karavan da öyle. İstanbul Kamp da çok başarılı. Şurası elektrik direği. Aynı zamanda suyu da oradan çekiyoruz. Buradan arabanın 12 volt var normalde. 220 volt yapıyoruz. Buradan buraya havalandırma garajın içine. Evet, 2 gün buradayız. Sonra Avva'ya doğru devam edeceğiz. Böyle müthiş bir manzaramız var. Görüşmek üzere. İstanbul Park Camping. Şurada girişi var, hemen giriyorsunuz. Sahili burası, burada denize giriyorsunuz. Dün girdik, çok güzeldi. Bugün de su bayağı güzel. Birazdan düşeriz sahile. Çok çeşitli evler var, şunlar var sıra sıra. Burada ekstra lükslü böyle iglolar var. Kuzey ışıklarından severiz. Bungalov tarzı var, üçgen evler. Burada birkaç karavan. Burada böyle bir 8-10 kişilik bir bina. Karavanın sahibi 10 yıldır falan buradaymış, hatta buraya artık gömülmüş karavan. Sürekli geliyormuş. Lavabosu burası. Normalde çok kötü yorumlar yazmışlar ama o kadar kötü değil bence. Tamam, peçete falan koyulması lazım ama ben temiz bulduk ya, birkaç kere geldik. Şunlar da çok tatlı, direkt denize bakıyor. Park yeri falan hiç sıkıntısı yok buraların. Bayağı güzel. Buralarda da kendi çadırınızla geliyorsunuz. Küçük küçük koymuşlar. En böyle düşük bütçeliler bunlar. Şey çok güzel, yeşilliklerin içinde. Şurası çok keyifli. Şuraya bir çıkıp bir fotoğrafım var burada. Manzara müthiş. Şöyle birinin aşağısına da inelim bakalım ne var üçgen. Bak, buraya da bir çadır koymuş. Şimdi hemen küçük bir masa, mangal.
Dediğim gibi hiç otopark sıkıntısı yok. Bu bungalov üçgenlerin ismi Koza'ymış. Koza 12 diyor. Koza 12 inşallah boştur. Direkt çıktınız, işte karşında müthiş bir deniz manzarası var. Ben çok beğendim ya, manzarası müthiş. Ama tabii en güzel yer neresi? Bizim karavanın olduğu yer. Hemen aşağıda. Göstereceğim hemen, şuraya geçeyim. Bu kısımda da cam mekanlı iglolar var, içinde işte çift kişilik yatağı falan. Buranın en güzel yeri burası. Şeye geldik. Karavan alanına. Buraya karavan dışında giriş yapılmıyor. Biz de bir tık torpilli olduğumuzdan bizim şey burada, mafya. Karavan park. Karavanları buraya alıyorlar. Böyle 4-5 tane karavan park yeri var. Bizim kral burada. Mafyasın be. Gerçekten şekil. Dev bir karavan ya. Merdivende terası var, akşam terasına çıkacağız karavanın. Simsiyah, tabii içi biraz dağınık. Buradan elektrikle şarj ediyoruz. Burada kablosu var. Şu kablodan elektrik çekiyoruz. Şey, yatak odamız hava alıyor. Böylece. Yatak ben 1.83 işte. 1.80 falan, bir tık ayaklar bükülüyor. Burası da müthiş kahvaltı, yeme içme yeri. Burada ışıklarımız var. Yani İstanbul kampının en güzel noktası burası. Hiç kimseyi görmüyorsunuz, full manzara. Muhtemelen çok rüzgarlıdır. Bir de burada komşu bir karavan var. Çekme. İstanbul kampı sahilindeyiz şu anda. Cuma günü sahiline vuruş bazılarında rüzgar var. Gerçekten çok büyük ve çok iyi. Direkt hashtag nature. İstanbul kampta akşamı yaptık. Güzel bir mangal bizi bekliyor. Karavanımızla beraber. Güzel bir sunset var şu an. Karavancılık güzelmiş ya. İstanbul kampının en güzel manzarası. Masamız da hazır inceden. Sunset'e bakın ya.
Ben çok iyi. Woohoo! Haydi'den daha iyi ışık. Abi muazzam ya. Şile'de, İstanbul kampta müthiş bir sabaha uyandık. Burada güneş batıyor. Hemen burada da karavan parkın olduğu yerde de güneş doğuyor. 4.30 gibi uyandık gün doğumu için. Gün doğumunu bekliyoruz. Herkes uyuyor. Ben de filtre kahvemi demliyorum. Şu an karavanın terasındayım. Burada biraz kitap okuyacağım. Muazzam bir manzara var arkamda da. Karavanın döşemelerini yukarı çıkardık.
kovboy otel mi? Kahvaltı yaparken bir misafir. Gel. Al. Portakal suyu mu içecektin? Kübra koş. Seninki geldi, koş. Yavaş gel ama korkutma. Thank you.
Karavancılık kazanacak ya. Yoktu Ankara.